Merhaba arkadaşlar. 8. sınıflar LGS tayfası. Umarım her şey yolundadır. İlk çeyreği bitirmek üzereyiz. Yazılılardan sonra ara tatile gideceğiz. Lütfen ara tatili iyi değerlendirin. Umarım yazılılar da çok güzel geçer ve daha böyle motive bir şekilde ara tatilde bol bol soru çözersiniz. Hem konu tekrar yapmış olacaksınız yazılılardan dolayı. Hemen sözü fazla uzatmadan sorulara başlıyoruz. Evet, birinci soru. 100 sayısının asal çarpanlarının toplamı x'tir demiş. Asal çarpanlar nasıl bulunur? Hemen 100'ün algoritmasını açıyorum. 2'ye bölerek başlıyorum. 50'ye böldüm 2, 25, 5'e böldüm 5, sonra 5'e böldüm 1. Nelerim var asal çarpanların 2, 2, 5, 5 mi? Hayır. Farklı asal çarpanlarının toplamı soruluyor arkadaşlar. Farklı yazmak zorunda değil. 100'ün asal çarpanları neler? 2 ve 5. Bunların toplamı kaç? 7. Yani x benim için bu soruda 7. 16 sayısının pozitif tam çarpan sayısı diye sorulmuş. 16'nın çarpanları neler? 1, 2, 4, 8 ve 16. Yani 5 tane. O zaman Y'de 5. 7 artı 5 kaç yapar? 12. Cevabım 12. İkinci sorumuz bir EBOB sorusu. Bir çiftçi kenar uzunlukları 90 metreye 110 metre olan dikdörtgen şeklinde arazisinin kenarlarına ve köşelerine. Şuradaki köşeler lütfen dikkatinizi dağıtmasın. Bunu söylemek zorunda. Köşeler hariç derse o zaman bir işlem yapacağız. Köşelerine de dikiliyorsa hiç yolumuzdan dönmüyoruz. Normal bir EBOB sorusu. Eşit aralıklarla ağaç dikmek istiyorum. 90 ile 110'un ortak bölenine bakıyorum. İlk aklımıza gelen en büyük ortak böleni sağ tarafa yazıyoruz. 10'a bölünüyorlar. 11 ve 9 aralarında asal oldukları için burada bırakıyorum. Bu şu demek. 110 metre olan arazinin 110 metre olan kenarına 11 tane dikebiliyorum ağaç. 90 metre olan kenarına da 9 tane dikebiliyorum. Ama bu arazinin sadece bir tane mi 90 metrelik kenarı var? Hayır. Yani bu tarafa 9 dikerken bu tarafa 9. Bu tarafa 11 ağaç dikerken bu tarafa da 11 ağaç dikiyorum. Toplam kaç tane fidan dikiyorum şu an? 40 tane fidan dikiyorum. Ama sorumuz bunu mu soruyor? Devamını hemen okuyalım. Çiftçinin elinde 85 tane fidan olduğuna göre dikim işleminden sonra en fazla kaç tane fidan artar diye sorulmuş. En fazla artması demek dikebileceğin en az fidanı dik demek. Yani ben de zaten bunu ortak bölenimi büyük tutarak işte kaç metre 40 10 metre aralıklarla diktiğim için en az fidanı kullandım, 40 fidan kullandım. Sorum o zaman ne diyor? 85'ten 40 çıkar. Cevabım 45, 45 fidanım arttı demek oluyor. Bir sonraki sorumuz ekok sorusu. Nereden anladım ekok sorusu olduğunu? 12 dakikada bir, her 18 dakikada bir sürekli tekrar eden bir süre var. Tekrar etme durumları da nedir arkadaşlar? Ekok sorusu. O zaman ne isteyecek benden? İki otobüs saat 8'de duraktan aynı anda geçmişti. Kaçta geçtiklerini de söylüyor. Buna göre aynı gün saat 9 ile 12 arasında bu iki otobüsün aynı anda bu duraktan geçtiği saatleri yazın. 08'de başlayacağım. Sonra şöyle mi yapacağım? 8.12'de biri geçiyor, 8.18'de öbürü geçiyor, 8.24'te biri geçiyor, 8.30'da... Böyle yapmayacağım tabii ki. Bunun kısa yolu var. Ekok sorusu bu. 12 ile 18'in ortak böleni bulacağım. 3'e bölelim bu seferlik. 6 ve 4. İkisi de 2'ye bölünüyorlar. 3 ve 2. Aralarında asal oldular. Burada kesiyorum. Şunların hepsini çarptığımda ekok bulmuş oluyorum. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12, 12 kere 3, 36. Bu şu demek. 36 dakikada bir bunlar da aynı duraktan aynı anda geçiyorlar. O zaman ben sürekli 8'in üstüne 36 dakika ekleyerek 9 ile 12 arasındaki saatleri bulabilirim. Ekledik 08, 36. Bir daha 36 dakika eklediğimde 72 oluyor. Saatlerde 72 yok, o zaman ne yapıyorum? 60'ın ne kadar üstünde? 12. Hemen saatime bir saat ekliyorum, 09, 12. Yani saat 9'u geçtik ve başlıyoruz burada. 36 dakika daha ekledim, 48. 36 dakika, özür dilerim. 36 dakika daha ekledim, 84. 84 yazamıyorum, 24. Saate bir saat daha ekledim, 10, 24. 36 dakika daha eklediğimde 60 oluyor. Yani 00 saate 1 saat daha ekliyorum. Sonra bir 36 daha ekliyorum. Bir 36 daha eklediğimde saat artık 12-12 olacak. Ama bana diyor ki 9 ile 12 arasında. Durduruyorum burada. 9 ve 12 arasında aynı anda geçtikleri saatleri bulmuş oldum. Sıradaki sorumuz yine bir EBOB sorusu. Bakalım ne istiyoruz. Kış olimpiyatları için Erzurum'a giden 33 Azerbaycanlı ile 42 Kazakistanlı var. Bu sporcular bir otele yerleştirilecektir. Aynı ülkeden gelen sporcular aynı odada olmak şartıyla odalara eşit sayıda dağıtılacaktır. Hangi soru tipine benziyor bu? İşte 33 kiloluk pirinç var, 42 kiloluk mercimek var. Bu mercimek ve pirinç birbirine karıştırılmadan eşit kütleli torbalara doldurulacaktır sorusuyla aynı mantık. Yani EBOB sorusu. 33'te 42'nin EBOB'larına bakalım. 3'e bölünüyorlar. 14, 11 ve aralarında asallar burada kesiyor. Kaç kişilik odalar olur deseydi 3 kişilik odalar diyecektim. Bana ne soruyor? En az kaç oda gerekli diyor. En az kaç oda gerekli? 33 kişi için 11 oda, 42 kişi için 14 oda. Toplam 25 oda gereklidir. Evet, bu sorumuz aralarında asallıkla ilgili. Aralarında asal ne demek? Ortak hiçbir asal çarpanı olmayan sayılar aralarında asal denir.
Yani peki aralarında asal sayılar sadeleşebilir mi? Sadeleşemez. O zaman x 60 y 36 olabilir mi? Olamaz çünkü ortak bölenleri var. Ne yapacağım hemen? 60 ve 36'yı en sade hale gelene kadar sadeleştiriyorum. 10 bölü 6. Şimdi tekrar çift oldukları için 2'ye bölüyorum. 10 bölü 2, 5, 6 bölü 2 de 3. Şu an en sade hallerindeler ve artık ortak hiç çarpanları yok. O zaman x 5 ve y 3 diye kesin konuşabilirim. Benden de x eksi y'yi soruyor. 5 eksi 3 eşittir 2 yazıyorum. Cevabım 2. Şimdi sorumuz üslü sayılarla ilgili. Üslü sayılardan ne yapıyoruz biz? Öncelikle işaret incelemesi yapıyoruz. Bu soruda tam olarak onunla ilgili hemen sorumuzu okuyorum. Yukarıda birinci kutuda pozitifler, ikinci kutuda negatif üslü ifadeler örnek vermek isteyen bir öğrencinin hangi iki sayının yerini değiştirmesi gerekir? Demek ki birer tanesi orada olmaması gerekiyor. Yanlış yere koyulmuşlar. Hemen bir işarete nasıl karar verdiğimizi küçük bir özet geçmek istiyorum. Şöyle parantez arıyorum. Parantez varsa bir de üstünde çift sayı varsa bakın hiç eksi varmış artı varmış ölçü söylemiyorum. Çift sayı varsa parantez ve çift olan bütün soruların cevabı pozitiftir. Bunun dışındaki her üslü ifadenin cevabı işareti neyse odur. Eğer eksi ise eksidir. Artıysa artıdır. Ama şöyle bir durum varsa kesinlikle artıdır. Anlaştık? Devam edelim o zaman. Bir bakalım. Benden ne istiyordu? Birinci kuttakiler hep pozitif olacak. İkincikiler hep negatif olacak. Parantez var. Üstü de çift. O zaman bu kesinlikle artı. Eksi ile eksi yan yana gelmiş artı sakın böyle düşünmüyoruz. Önce ne yapıyoruz? Önce üstü ifade işlem önceliği. Parantez var üstü tek. O zaman işareti neyse o. Ama dışarıda onu bekleyen bir eksi vardı. Eksi ile eksi çarpınca ne olacak? Artı. Yani bu da doğru yerde. 8 üstü eksi 3. Parantez yok. O zaman ne yapıyorum? İşareti neyse cevap o. İşaret yoksa pozitiftir. Parantez yok. Üstü çift olsa bile parantez olmadığı için işaret neyse cevap o. İşte bulduk olmaması gereken. Bu kutudaki olmaması gereken üslü ifade eksi 7 üzeri eksi 4. Şimdi diğerine bakalım. Burada da eksiler olması gerekiyor. Parantez yok. Cevap işareti neyse cevap odur. Parantez yok. İşaret neyse cevap odur. Bulduk. O zaman buradaki de yanlış olan 8 üssü eksi 5. Evet şimdi sıradaki soru üslü ifadelerde temel kurallarla ilgili. Hem bütün kuralları tekrar etmiş olacağız. Benden istiyor ki 3 üssü 4 çarpı 81 üssü 2 bölü 27 üssü 5'in cevabını bul istiyor. Sakın ha bunların cevaplarını şöyle açarak yapmayın. 3 çarpı 3 çarpı 3 diye başlamayın. Onun yerine biz bunları sıkıştıracağız arkadaşlar. 3 üstü 4 nedir? 81. 81 ile mi işlem yapacağım? Hayır. Ben bunların hepsini 3 yapmaya çalışacağım tabanlarını. Zaten 3 üstü 4, 3 üstü 4 olarak onu bırakıyorum. 81 üstü 2'yi nasıl yazabilirim? 81 3 üstü 4. Üstünde de 81'in üstündeki 2'yi yine buraya yazıyorum. Devam edeceğim ona. 27 de 3 üssü 3 ve üstündeki 5'i yine buraya unutmadan yerleştiriyorum. Şimdi 3 üssü 4'e yapabileceğim hiçbir şey yok. Çarp. Üstün üstünde üstler ne yapılır? Çarpılır. 3 üssü 4 kere 2'den 8 bölü. 3 kere 5 15 aşağıda 3 üssü 15 var. Şimdi üst tarafta bir çarpma işlemi var. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 4 8 daha 12 bölü 3 üssü 15 yazdım. Üstler çıkartılırsa 12'den 15 çıkınca ne kalır? 3 ama nasıl 3? Eksi 3. Cevabım 3 üssü eksi 3. Sıradaki sorumuz üslü ifadelerle ilgili bir geometrik şekilli bir soru. Denemelerde de çok sık karşılaşacağınız bir soru tipi. Hemen başlayalım. Kısa kenar uzunluğu 2 üssü 5, uzun kenar uzunluğu 4 üssü 3 olan bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin içindeki küçük dikdörtgenlerden birinin alanını istiyor bizden. Bunlar eş dikdörtgensel bölgeler. Ne yapacağım? 2 üssü 5'i şurada 4 parçaya bölmüş. Ben de böleyim. 2 üssü 5'i 4'e bölersem ne işime yarar? İçerideki bir tane dikdörtgenin şöyle kısa kenarını bulmuş olurum. Nasıl böleceğim? Ne tabanları aynı ne üstleri aynı. O zaman tabanları aynı yapmaya çalışıyorum. Üstte zaten en küçük tabanda yazılı bir 2 var. Altta da 4 var. 4'te nasıl yazabilirim? 2 üssü 2 diye. Tabanlar aynı üstleri çıkartıyorum. 5'ten 2 çıktı. 2 üssü 3 benim şuradaki dikdörtgenimin kısa kenarı. Geldik. Büyük dikdörtgenin uzun kenarı 4 üstü 3. Onu da iki cinsinden yazalım. 2 üstü 2 üstü 3'ten 2 üstü 6 yapar. Yine 4 parçaya bölünmüş. 2 üstü 6'yı 4'e ne demiştik? 2 üstü 2 diye yazabiliriz. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 6'dan 2 çıktı 2 üstü 4. Burada da küçük dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarına ulaştım. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? İki kenarı çarparak 2 üstü 3 çarpı 2 üstü 4. Tabanlar aynı üstler toplanır. 2 üstü 7 küçük dikdörtgenlerimin alanı. Bir sonraki sorumuz. Ondalık sayıların üslü ifadelerle kullanılarak çözümlenmesi. Burada size çözümlemiş. Bana diyor ki bunları ondalık olarak yaz. Sonra bunları topla. Hemen yazalım. X sayısını nasıl yazacağım? Şimdi 10 üstü 0 ile başlamış. 10 üstü 0 ne demek? 1. Yani bu demek ki birler basamağı 6 olacak demek. 6'yı yaz.
Virgül basamağı benim için tam kısmımın bitişi demek. O zaman virgülümü yerleştirdim. Hemen virgülden sonraki kısma geçtim. Virgülden sonra onda birler basamağını yazacağım. Onda birler basamağıyla ilgili hiç bilgi verilmemiş. O zaman orada sıfır yazacağım. Yüzde birler basamağıyla ilgili bir bilgi verilmiş. Diyor ki oraya 7 yaz. X sayısını bulduk. Y sayısı nasıl oluşturulacak? Y sayısı da şöyle bakıyorum. Buradaki en büyük üslü ifade 10 üssü 1. Bu da onlar basamağında 7 olacak demek. Peki birler basamağı var. 10 üssü 0 var mı burada? Yok. O zaman onun yerine 0 yazıyorum. 10 üssü eksi 1'e sıra geldi. 10 üssü eksi 1'li ifadem de yok. O zaman onun yerine de 0 yazıyorum. 10 üssü eksi 2'li ifade şu demek. Virgülden sonraki ikinci sayının yerine 8 yaz. Virgülden sonra ikinci sayının yerine 8 yazdım. Virgülden sonra üçüncü sayının yerine 6 yaz. 6 yazdım. Y sayısını da bulduk. Şimdi diyor ki bunları topla. Nasıl topluyorum? Virgüller alt alta gelecek şekilde alt alta bu sayıları yerleştiriyorum. Şimdi bildiğimiz toplama işlemi. 6, 5, 1, 6, 7. Sorunun cevabı 76 tam 1.156. Evet, şimdiki sorumuz da yine üslü ifadelerle ilgili. Onun kuvvetlerini kullanacağım. Yani sayıyı küçülteceğim, büyüteceğim. Ona göre de onun üstüne bir şeyler atamam gerekecek. Yani virgül kaydıracağız arkadaşlar. Evet, hiçbirinde virgül yok gibi gözüküyor ama aslında virgül nerededir virgül yoksa? Virgül yoksa virgül buradadır. Tam kısım. Şimdi benden istiyor ki 73.500'ü 735 haline getir. Yani buradaki sıfırları yok et diyor bana. Ben bu sıfırları nereye yok edeceğim? Onları alacağım. Onun üstüne atacağım. Ne kadar gitmem gerekiyor 735 olması için? Bir, iki tane sola gitmem gerekiyor. Sola giderken onun kuvveti artırılır. Sağa giderken onun kuvveti azaltılır. O zaman ben onun kuvvetini arttırıyorsam iki tane sola gittiğim için bu soru için söylüyorum. İki tane sola gittiğim için onun üstünde iki yazıyor. O zaman bu doğru. İkinci maddeye geçtik. Virgül yoksa virgül buradadır demiştik. Nereye gelmesini istiyor virgülün? 7 ile 4'ün arasına. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sola giderken onun üstünü 6 yap demek bu. Ama onun üstüne 4 yazmış. Yanlış. O zaman bu madde yanlış. Virgül var. Virgülün nereye gelmesini istiyor eşitliğinin sağ tarafına bakıyorum. 8 ile 4'ün arasına gelmesini istiyor. 1, 2, 3, 4 tane sağa gidiyorsam onun kuvvetini 4 azaltacağım. Yani eksi 4 yapmam gerekiyor. Ama buraya 3 yazmış. O zaman yanlış. Eksi 4 olması gerekiyordu. Virgül burada nereye gelmesini istiyor? Virgülsüz kalmasını istiyor. Yani şöyle 2'nin sağına geldiğinde tam kısım yapmış oluyorum 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada yedi yazıyor ya arkadaşlar. Sakın sakın aklınız bulanmasın. Sağa giderken eksiltiyorum. Yani burada eksi 7 yazması gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış. Hangisi doğru? Birincisi doğru. Yani bir tanesi doğru cevap. Evet, son sorumuzu da çözdük. Sınavlarda başarılar diliyorum. Konu anlatım videolarımdan da konu özetlerini izleyip yazılıya daha iyi hazırlanabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.